أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Yüce Rabbim kılmış olduğumuz akşam namazımızı mebrur ve makbul eylesin. Bugüne kadar yaptığımız bütün ibadetleri de kabule şayan eylesin. Ömrümüzün geride kalan kısmını da ayık ve uyanık bir şekilde mebrur ve makbul ibadetlerle en güzel şekilde değerlendirip imanı kamil ile emaneti teslim ederek cennet bahçesine girer gibi kabre girebilmeyi Rabbim her birimize, eşlerimize, annelerimize, babalarımıza, çocuklarımıza nasip eylesin. Kıymetli dostlar, Kurban Bayramı yaklaşınca sene içerisinde iki tane 10 gün vardır, çok önemlidir. Bunlardan birisi Ramazan-ı Şerif'in son 10 günüdür. Bir tanesi de Kurban Bayramı'ndan 10 gün önce. Kurban Bayramı Zilhicce ayının 10'unda olur. Yani Zilhicce'nin 10. günü Kurban Bayramı'nın 1. günü olur. İşte Kurban Bayramı Kameri ay dediğimiz gökteki aya göre ayın başında değil, ayın sonunda değil, ayın 10'unda. Zilhicce'nin 10'undadır. İşte o Kurban Bayramı'ndan 10 gün önce dediğimiz ayın 1'inden 10 gününe kadar olan, 10'una kadar olan o günlere de Aşr-ı Zilhicce denir. Yani Zilhicce'nin ilk 10 günü demektir. Malumunuz Ramazan-ı Şerif en bereketli aydır ama Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü itikafa girilen önemli 10 gündür. Kadir Gecesi de son 10 gününün geceleri arasında saklanmıştır. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ramazan'da hizmet kemerini, ibadet kemerini daha farklı bir şekilde kuşanırdı. Ama son 10 gün gelince eşinden, çocuklarından ayrılır, 24 saat camide kalırdı. Bu şekil olan ibadete itikaf deniyor. Yani Ramazan'da son 10 günde bir insan evinden ayrılıp camide 24 saat efendim kalıyor. Zaruri ihtiyacı olan uykusunu görüyor. Affedersiniz, tuvalet ve banyo ihtiyacı için sadece dışarıda çıkıp hemen geriye dönüyor. Diğer bütün vakitlerini, yemesini, içmesini vesaire bütün vakitlerini camide geçiriyor. Buna itikaf ibadeti deniyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz son 10 günü böylesine ibadete odaklı bir şekilde geçirirdi. İşte nasıl ki Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü önemli 10 gün ise, bir de Zilhicce'nin ilk 10 günü önemli 10 gün kabul edilmiştir. Ümmü Seleme annemiz radıyallahu anha der ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zilhicce'nin 9 gününü oruç tutardı. 10. gün bayram olduğu için bayramda oruç tutulmaz. Bayramda oruç tutmak haramdır. Dolayısıyla Zilhicce'nin 1'inden başlıyor. 9. günde dahil olmak üzere, Arafa günü de dahil olmak üzere Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz oruç tutarlardı. İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın ifadesine göre Zilhicce'nin ilk 10 günü geldiği zaman Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde olduğu gibi ibadete odaklanırdı ve evlerinizdeki kandilleri söndürmeyin son 10 gün, Zilhicce'nin ilk 10 gününde derdi. Burada evlerinize kandilleri söndürmeyin anlamı, yani gece de ibadet edin, gündüz de ibadet edin anlamında, adeta 24 saati becerebildiğiniz kadar ibadetle geçirin. Çünkü bu günler kolay kolay bulunan günler değildir. Bu konuyla ilgili kıymetli dostlar, İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Aleyhissalatu vesselam Efendimiz "Ma min ayyamin el amelu salihu fihin ahabbe ila Allah min hadihi el ayyamil ashr." Yani Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılan ibadetlere Cenab-ı Hak değer verdiği kadar senenin diğer günlerinde yapılan ibadetlere değer vermez. Veya senenin diğer günlerinde yapılan ibadetlere verdiği değerden daha fazlasını
Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılan ibadetlere verir. Dediler ki ya Resulallah, Zilhicce'nin dışında bir adam savaşa çıksa, cihada gitse, cihat savaşını yapsa, o bir ibadettir, oradan sevap alır. Zilhicce'nin ilk 10 gününde namazla, oruçla ibadet yapmış olsa, bu günlerde tutulan oruç, yapılan ibadet, diğer günlerde yapılan cihattan da mı daha üstündür? Adamın malını ortaya koydu, canını ortaya koydu, cihada çıktı. Ama Zilhicce'de değil de daha sonra, daha önce çıktı. Dolayısıyla yani cihat ibadetinden de üstün mü bu günlerde yapılacak olan ibadetler? Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, evet, bir insan başka zamanda cihada çıkmış olsa o cihattan aldığı sevaptan daha fazlasını bu Zilhicce'nin ilk 10 gününde kıldığı namazdan, tuttuğu oruçtan, verdiği sadakelerden, yaptığı iyiliklerden, okuduğu Kur'anlardan ve zikirlerden alır. Bir istisnası var sadece. Diğer zamanlarda bir insan canıyla, malıyla cihada çıksa, savaşsa, canını orada teslim ederek şehit olsa o hariç. Eğer cihada çıktı, geri döndüyse, ölmeden, şehit olmadan geri döndüyse onun cihattan aldığı sevap ile Zilhicce'nin ilk 10 günde yapılan ibadetlerden alınan sevap karşılaştırıldığı zaman Zilhicce'nin ilk 10 günde yapılan ibadetler o cihattan daha üstündür. Ancak cihada çıkmıştır canıyla, malıyla, cihat yolunda ölmüştür, şehit olmuştur. Ha bu insan malını o yolda tüketmiş, canını da o yolda feda etmişse işte o zaman onun sevabı elbette Zilhicce'de yapılan ibadetlerden daha üstün olur. Değilse Zilhicce'de yapılan ibadetler diğerlerinden daha üstündür diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu açıklaması Zilhicce'nin ilk 10 gününe dinimizin, Kur'an'ımızın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ne kadar değer verdiğini anlamamız bakımından yeterlidir. وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ diye Fecr suresinin baş tarafında Cenab-ı Hak fecre yemin ediyor. 10 geceye gündüzüyle beraber yemin ederken bu 10 geceden veya 10 günden maksadın da Zilhicce'nin ilk 10 günü olduğu söylenmektedir. Kıymetli dostlar, Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'den nakledildiğine göre aleyhissalatü vesselam Efendimiz her zaman Cenab-ı Hakk'a ibadet etmenin değeri vardır, şerefi vardır, karşılığı vardır. Her ibadeti Cenab-ı Hak ihlasla yapıldıktan sonra sever. Ancak Zilhicce ayında yapılan ibadetleri daha çok sevdiğini ifade ettikten sonra Zilhicce'nin ilk 10 gününde tutulan bir günlük orucun bir senelik oruca bedel olacağından bahseder. Her gecesini yapılacak olan ibadetle ihya, sanki Kadir gecesini ihya gibi kabul edileceğini ifade eder. Yani normal zamanda bir günlük oruç 10 günlük oruca bedeldir. Ancak Zilhicce'nin ilk 10 gününde tutulan her bir günün orucu bir senelik oruca, nafile oruca bedel olduğunu da Tirmizi'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere öğretmektedir. İmam Mücahit Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet ettiğine göre "Leyse yevmun a'zama 'indallahi min yevmil cuma." Hani günler 7 gün var haftada. Her gün Allah'ın günüdür. Fark etmez günler, geceler, gündüzler hepsi Allah'ındır. Her şey, yerler, gökler Allah'ındır. Ancak bu 7 gün içerisinde en şerefli gün cuma günüdür. Cuma günü Cenab-ı Hakk'ın en çok sevdiği ve cuma ibadetinde işte cuma günü içerisine farz kılmıştır. Her gün insan ibadetini evinde yapar, camide yapar, dağda, bayırda yapar ama cuma günü cuma ibadetini herkes camide toplanmalı ve camide topluca yapılmalı. Cuma günü ne kadar değerliyse cuma gecesi de en şerefli gecelerden birisidir. Diyor ki İmam Mücahit Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayetinde günlerin hepsi değerlidir. Fakat cuma günü bütün günlerin efendisidir, sultanıdır. En büyük gün cuma günüdür. En değerli gün cuma günüdür. Fakat Zilhicce'nin 10 günü hariç diyor. Zilhicce'nin 10 günü cuma gününden de daha üstündür diyor. Yani demek ki Zilhicce'nin birinde pazartesi başlıyor, önümüzdeki pazartesi başlıyor. Pazartesi günden itibaren başlayan ve 10. günü Kurban Bayramı'nın birinci günü olan Zilhicce'nin bu pazartesiyle başlayan o 9 gün, 10 gün, cuma gününden de daha değerli, daha şerefli bir gündür. Ve bu hadisi şerifte de فَاِنَّ الْعَمَلَ ف۪يهَا يَعْدِلُ عَمَلَ سَنَةٍ
Yani bugünlerde bir günlük amel, bir senelik amele, bir günlük oruç, bir senelik oruca bedel olur. Tabi bunlar nafile ibadet olarak anlaşılmalıdır. Yine bu konuda kıymetli dostlar, bir hadis-i şerif daha naklederek okunan ayeti kelimelerin bir kısmına mana vermiş olacağım. Sahabe-i kiramın rıdvanullahi aleyhim ecmain büyüklerinden bir zat diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi topladı. Zilhicce'nin mukaddimesinde bizi topladı. Kurban bayramına 10 gün, 13 gün, 15 gün kala bizi topladı. Ve bize o Zilhicce'nin ilk 10 günüyle ilgili işte hani bizde pazartesi başlayacak olan günlerle ilgili şöyle uyarıda bulundu. Dedi ki bakın önümüzde işte pazartesi başlayacak, Zilhicce'nin birinde başlayacak olan günler bizim dinimizde çok önemli günlerdir. Zilhicce'nin 10 günü bizim için önemli günlerdir. Bu günlerde siz La ilahe illallah zikrini çokça yapacaksınız. Allahu Ekber zikrine çokça devam edin. Bu günler La ilahe illallah ve Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber diye tekbir getirmenin günleridir. Bu günler Allah'ı zikretmenin günleridir. Bu günlerde bir gün oruç tutmak bir senelik oruca bedel olduğu gibi bu günlerde yapılan amel diğer zamanlarda yapılan amellerden kat kat daha üstün olduğunu ifade etmiştir. Malumunuz Zilhicce'nin 10. günü Kurban Bayramı'nın 1. günüdür. 9. günü de Arefe günüdür. İslam'ın 5 esasından birisi olan hac ibadeti de bu günlerde yapılıyor. Yani Zilhicce'nin ilk 10 günü sadece kurbanla alakalı sayılmaz. Bir de ne sayılıyor? Haçla ilgili en önemli görevler haç bu mevsim içerisinde yapılır. El haccu el arafa. Haç Arafat'tan ibarettir buyuruluyor. Arafat vakfesi de Kurban Bayramı'ndan bir gün önce Arafa'da yapılır. Ve Kurban Bayramı gecesi de Müzdelife'ye gelinir. Müzdelife vakfesi yapılır. Kurban Bayramı'nın birinci günü şeytanlar taşlanır. Ondan sonra kurbanlar kesilir. İnsanlar tıraş olup ihramdan çıkarlar. Böylece hac vazifesinin ana vazifeleri tamamlanmış olur. Yani en önemli vazife zaten gidince Kabe'yi tavaf ediyor. Ondan sonra Safa Merve arasında sa'y ediyor. Yaptığı hacca göre, haccın çeşitlerine göre. Ama haccın ana umdesi, ana rüknü Arafat'ta vakfedir. Haccın o önemli vazifeleri de işte bu Zilhicce günlerinde gerçekleşiyor. Şimdi daha önceden başlamış ama yoğun bir şekilde pazartesinden itibaren Cidde Havalimanı, Medine Havalimanı, o bölgeye yönelik olan havalimanları dolu dolu uçaklarla efendim lebalep olmuş oluyor. İhramlı insanlar Kabe'ye doğru giderken Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk, la şerike lek. Sadece bununla değil, tehlillerle, la ilahe illallah zikriyle, telbiyelerle, salavat-ı şerifelerle, tekbirlerle beraber Kabe-i Muazzama'ya doğru insanlar otobüsleriyle, minibüslerle, taksilerle hareket ediyorlar. Ve Arafa'dan da bir gün önce yani Zilhicce'nin 8. günü de Mine'ye doğru hareket edilecek, Arafat'a doğru hareket edilecek telbiyeler, zikirler falan. Yani o bölge haccın icra edildi. O Mekke'deki Mine, Müzdelife, Arafat ve Mekke ile Haram-ı Şerif ile Cidde arası telbiyelerle, tekbirlerle, zikirlerle efendim nurlanmış olacak. Tabii onlar yani hacca giden insanlar bu vazifeleri o bölgelerde icra ederken dışarıdaki insanlar yani hacca gitmeyen insanlara da aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu günlerde sanki haccı haçtaymış gibi Arafat'a gidecekmiş, çıkacakmış gibi, Müzdelife'ye çıkacakmış gibi efendim o insanların sahip olduğu heyecanı yaşayacak bir tavsiyede bulunmuş oluyor. Malumunuz Kurban Bayramı'nda kurban kesmeye niyeti olan insanlar vardır. Hani kesmesi gereken var, kesmesi gerekmeyen var. Bir insan Kurban Bayramı'nda eğer kurban kesecekse,
Bu insan Zilhicce'nin birinci gününden itibaren, yani bu mevsimde pazartesi başladığına göre, pazartesinden itibaren tırnaklarını kesmeyecek, kıllarına dokunmayacak. Bir daha ne zamana kadar? Kurbanı boğazlanıncaya kadar. Kurban boğazlandıktan sonra tırnaklarını kesecek, tıraşını yapacak, kıllarını vesaire, vücudun diğer temizlikte, yani kıl temizliğini kastediyorum, banyosunda sıkıntı yok. Yani tırnak kesme işi, ondan sonra vücudunda kılları temizleme işi, Zilhicce'nin ilk 10 gününde ne yapılır? Kurban kesecek kişilerle ilgilidir. Ne zamana kadar bu sürdürülür? Kurbanı boğazladığı ana kadar. Eğer kurbanı birinci gün, bayramın birinci günü keserse artık bu sınır kalkmış oluyor. İkinci gün keserse kurbanı, o zaman bu dediğim yasak, yasak derken haramdır anlamında değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biriniz kurban kesecekse ve Zilhicce'nin ilk 10 günü geldiyse tırnaklarından almasın, kıllarından almasın diye talimatı vardır. Bu sonuç itibariyle ahkama yansıması açısından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesidir. Bu tavsiye farz ve vacip niteliğinde değildir, tavsiye niteliğindedir. Yani yapılması sevabı gerektiren sebeplerdendir. Eğer bir insan kurban keseceği halde tırnaklarını da keser diye, yani buna muhalefet yaparsa günah işlemiş olmaz. Ancak bu sünnete uymanın mükafatından mahrum kalmış olur. Bunu da siz kardeşlerimle paylaşmış olayım. Bunu bazıları derler ki tırnaklarını kesmiyor, kıllarını tıraş etmiyor. Çünkü haçta ihramlı olan insanlar da tırnak kesemezler. İhramlı oldukları sürece tırnaklarını kesemezler, vücutlarındaki kıllarını tıraş edemezler. Bir yönüyle onlara benzemiş gibi oluyor diye bunu açıklayanlar var. Fakat doğru açıklaması şöyledir. Bu da elbette açıklama olarak bir değeri vardır. İnsan vücudundan tırnaklar kesildiği zaman veya kıllarımızı tıraş ettiğimiz zaman insan vücudundan ayrılan her parça yarın ahirette insanın iyi amellerine şahittir. Kötü amellerine de biliyorsun insan organları şahitlik yapacaktır. Normal zamandan bahsediyorum. Şimdi Zilhicce'nin ilk 10 günü olduğunu düşünmeyin. Normal zamanda ben tırnaklarımı keseceğim. Tırnaklarımı keserken önce abdest alıp mı tırnaklarımı kesmeliyim? Yoksa abdestten önce tırnaklarımı kesip sonra mı abdest almalıyım? Doğrusu abdestli bir şekilde tırnakları kesmek, abdestsiz bir şekilde kesmekten daha evladır. Diyelim ki, affınıza sığınarak söylüyorum, banyoya gideceğiz, tıraş olacağız. Eğer tıraş olacaksak, bizim vücudumuzdan ayrılan kıllar cünüpken veya abdestsizken ayrılmaktansa, abdestli bir şekildeyken, biz abdestliyken vücudumuzdan ayrılmış olması evla olarak daha evla, doğru olarak daha doğrudur. Bu bakımdan vücudumuzdaki, elimizdeki, parmağımızdaki tırnaklar, vücudumuzdaki kıllar, yaptığımız güzel amellere şahit oldukları gibi diğer şeylere de şahittirler. Kurban kesecek olan kişinin tırnaklarını kesmemesi, kıllarını kesmemesi, ta kurbanı kesinceye kadar beklemiş olması, kesilecek olan kurbanına bunların da şahit olması açısından tavsiye edilmiştir. Yoksa kurban bayramını gecesi tırnaklarını kes denirdi. Çünkü haçla ilgili görevler ne olmuş oluyor? Arafat vakfesiyle bitmiş oluyor. Şeytan sabahleyin taşlandıktan sonra kurban kesilip tıraş olup ihraptan çıkılmış oluyor. Velhasıl kıymetli dostlar, önümüzdeki pazartesi günden itibaren Zilhicce'nin ilk 10 günü başlıyor. Haçta olan kişilerin Arafa günü oruç tutması tavsiye edilmez. Ama haçta olmayan kişiler birden başlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Arafat da dahil oruç tutmaları tavsiye edilir. Haçta olmayanlar için Arafa orucu diğer 8 günün orucundan da daha faziletli olduğu da hadis kaynaklarında zikredilmektedir. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun ki bize bu Zilhicce'nin ilk 10 günü yaklaşmıştır. Çünkü bugüne kadar ve Zilhicce'nin yani pazartesi gününe kadar mezarlıklar müdürlüğünde tabutlar dolacak, boşalacak, dolacak, boşalacak. Acaba o tabutlardan birisi bizim için dolup boşalacak mı, onu bilemeyiz biz.
Ama epey yaklaştık yani. O günlere epey yaklaştık. Rabbim o günleri idrak edip ihya etmeyi, o günlerin faziletinden istifade etmeyi, uzun ömürle muammer olarak hayatımızı en güzel şekilde değerlendirmeyi her birimize nasip etsin diyor. Bu mevsimlik açıklama oldu kıymetli dostlar. Yani Zilhicce yaklaştığı için Zilhicce'ye kadar sizinle başka bir mütevelli toplantımız da olmayacağı için bunları siz kardeşlerimle, dostlarımla paylaşmak istedim. Böyle faziletli günleri haberim yoktu. Ya haberim olsaydı ben kendime daha dikkat edecektim, daha fazla bu günleri değerlendirecektim demiş olabilirsiniz. Bizim de vazifemiz zaten budur. Bu güzellikleri sizinle paylaşmaktır. Dostlarımıza bunları haber vermektir. Siz bu günleri bizden duymanız sebebiyle, hatırlamış olmanız sebebiyle ihya ederseniz biz de bundan kazanmış oluruz, biz de mutlu oluruz. Sizin iyiliğinize vesile olduğumuzdan dolayı, sizin Allah nezdinde kazanmanıza vesile olduğumuzdan dolayı böyle güzel bir vesile sebebiyle biz de mutluluk duyarız. Bir gün Vatan Camisi, Bayrampaşa'da Vatan Camisi var. Kocatepe'ye gelmeden orada sohbet ediyordum. Cuma sohbetleri orada yapıyordum. Bir gün kürsüde şöyle söylemiştim. Birisi gelse bana 0 kilometre bir Mercedes anahtarıyla teslim etse, al hocam bunu sana hediye ettim dese, hani sevinir miyim? Sevinirim belki. Ama birisi bana gelse dese ki, hocam senin izahların sebebiyle ben namaza başladım, 5 vakit namazımı kılıyorum dese, vallahi billahi buna daha çok sevinirim. Çünkü Mercedes'i aldıktan sonra sigortası var, kaskosu var, vurması var, vurulması var, sürebilirsin, süremezsin, milletin dedikodusu var. Her tarafı yan etkidir. Hele bizim gibiler için hepten yan etkidir. Efendim ama o diğerinin hiç yan etkisi yoktur. Sonra Kocatepe'den, Vatan Camisi'nden Kocatepe'ye geldiğimde cemaate işte Allah'a ısmarladık derken esnaftan birisine uğradım. Allah'a ısmarladık demek için. Çok fazla yüz göz olduğum birisi değildi. Dedi ki hocam dedi, ben dedi sizin dedi şöyle bir vaazınızı dinledim dedi. Mercedes meselesini dinledi. Ben dedi seni sevindirebilirim. Sizin sohbetleriniz sebebiyle 5 vakit namaza başlayanlardan birisiyim dedi. Dedim tamam. Bu benim için gerçekten samimi olarak her türlü nimetin ötesinde güzel bir nimettir. Yani sizin de iyiliğinize vesile olursak biz bundan gerçekten mutluluk duyarız kıymetli dostlar. Biz zaten yani pazar ne için kurulur? Ya bir pazar kurulur, ne için kurulur? O bölgedeki insanlar oradan istifade etsinler diye. Bu pazarı Allah niye kuruyor? Biz istifade edelim diye kuruyor. Dolayısıyla bu pazar bizim için kurulmuş bir pazardır. Bizim memlekette eskiden bizim çocukluğumuzda böyle iletişim şeyleri yoktu. Benim memleket Trabzon Of'tur. Köyde de araba yolları o zaman böyle mahallelere çıkmamıştı. Affedersiniz merkeze hamsi gelirdi şeyle beraber, kamyonla beraber. Minareden ilan ederlerdi. Ey köylüler hamsi gelmiştir, hamsi gelmiştir köyün merkezine. Köylüler işte evlerden, dağlardan hamsi almak için giderlerdi o zaman. Kasalarla hamsi alırlardı falan. Şimdi hamsi geldiği zaman eğer vatandaş bilmiyorsa onu minareden ilan ederlerdi. Millet de o ihtiyacını görürdü. Dolayısıyla biz de hamsi geldi, hamsi geldi der gibi aşi zilhicce geldi, aşi zilhicce geldi de ilanını siz dostlarımıza yapmış oluyoruz kıymetli dostlar. Gelelim çok fazla vaktinizi almadan okunan ayet-i kerimelerin sadece bir kısmına mana vermeye gelelim. Kıymetli dostlar, ayet-i kerimelere mana vermenin mukaddimesinde şunu söyleyeyim size, paylaşayım size dostlarımla. Şimdi 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon, 10 milyon insanların sayısını ne kadar artırırsanız artırın. İnsanların verdiği değer var, bir de Allah'ın verdiği değer var. Sizce milyonlarca insan birisine değer veriyor da ama Allah nezdinde değeri yoksa hangisi doğrudur? O insan gerçekte değerli midir, değersiz midir? Değersizdir. Diyelim ki Amerika'da kocaman Çin'de kaç milyon insanın değil mi devletin başındaki insanlar birçok insanın nesini almıştır? Onayını almıştır veya saygı duyuyorlardır. Ona göre çok değerlidir. Ama kalbinde imanı yoksa, kalbinde iman olmayan insan kim olursa olsun, ne iş yaparsa yapsın,
Allah nezdinde hayvanlardan da aşağıdır. Doğru mu? Yani Allah'ın verdiği bir değer var, insanların verdiği bir değer var. Şimdi o genelden biraz daha hususiye inelim. Şimdi siz bana çok değer vermiş olsanız ama Allah nezdinde benim değerim yoksa benim gerçek durumum nedir? Değersiz bir varlığım demektir. O zaman şöyle diyelim. Allah'ın değer verdiği değerlidir. Allah'ın değer vermediği değersizdir. Bu önemli bir kuraldır. Bunu kafamıza yerleştirmeliyiz. O zaman ben size göre değerli olmaya çalışmamalıyım. Allah'a göre değerli olmaya çalışmalıyım. Yani sizin nezdinizde bir değerim olsun diye mücadele verirsem bu ayrı bir şeydir. Ama Allah nezdinde değerim olsun diye bir mücadele ben verirsem, siz verirseniz önemli mücadele budur zaten. Hepimiz de bunu kazanmak için geldik aslında. Cenab-ı Hakk'ın nezdinde bir değere sahip olmak için geldik. Allah-u Teala değerlerin başına, en başına Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i koymuştur. Benim en çok sevdiğim budur demiştir. Onun izinden gidenleri de severim demiş. Ne kadar para o kadar köfte hesabı. Onun izinden ne kadar gidersek Cenab-ı Hakk'ın da o kadar sevgisini kazanmış oluruz. Şimdi okunan ayeti kerimede Allah Celle ve Ala Hazretleri buyuruyor ki Estağfirullah. İnnellezîne kâlû rabbunallâh. Rabbimiz Allah'tır deyip kelime-i şehadeti getiren buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Kelime-i şehadeti getirerek iman eden Rabbim Allah'tır, yerlerin göklerin sahibi Allah'tır deyip Allah'a inanılması gerektiği gibi inanan insanlar. Birinci vazife iman vazifesidir. Bunu tamamlamış olan insanlar. Sümme sonra imandan sonra sıra nereye geliyor? İnanç dünyamızı, kalp dünyamızı olması gerektiği gibi imanla doldurduk ve nurlandırdık. Pırıl pırıl hale getirdik. Küfür pisliklerini kalpten kovduk. Şimdi sıra nereye gelmiştir? Hayatımızı, ahlakımızı, tavır ve davranışlarımızı bu imana uygun bir şekle getirmeye. Mesela biraz önce namaz kıldık. Namaz kılarken ne yaptık? Buranın şekline göre değil de Kabe'ye doğru ayarladık kendimizi. Çaprazda olduğu için Kabe biz çapraz durduk. Eğer düz olsaydı düz duracaktık. Yani biz kendimizi nereye göre ayarlıyoruz? Kabe'ye doğru ayarlıyoruz. Kabe'yi kendimize ayarlamıyoruz. Kendimizi Kabe'ye doğru ayarlıyoruz. İşte iman ettikten sonra da biz hayatımızı kendimize göre değil, devletimize göre değil, çevremize göre değil, annemize, babamıza, çocuğumuza göre değil. Ya Allah'ın kurallarına göre ayarlamış olacağız. Buna da istikamet deniyor arkadaşlar. Şimdi bir insanın hanımının gözüne girmeye çalışması var. Çocuklarının gözüne girmeye çalışması var. Hanım ne dese aman onu kırmayayım. Çocuklar böyle istemiştir onları kırmayayım. Arkadaşlarım böyle istemiştir onları kırmayayım. Şimdi arkadaşını kırmamaya çalışan, çocuğunu kırmamaya çalışan, efendim eşini kırmamaya çalışan insan bir şeyler yapmış oluyor. Birilerini kırmamaya çalışıyor. Ama bir de Allah'ı kırmak ve kırmamak meselesi var. Hocam Allah kırmak olur mu? Ahzab suresinde Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ben sadece manasını vereyim. Siz düşünün bakalım olur mu olmaz mı? Estağfirullah. İnnellezîne yu'zûnallâhe ve rasûlehu le'anehumullâhu fi'd-dünyâ ve'l-âhireh. Şüphesiz Allah'a ve Resulüne eziyet edenler var ya, Allah onlara dünyada da ahirette de lanet etmiştir. Ayetin orijinal tercümesi bu. Orijinal meali. Ne diyor? Şüphesiz Allah'a ve Resulüne eziyet edenler, dünyada ve ahirette Allah onları lanet etmiştir. Demek ki biz İslam'ın kurallarını çiğnediğimizde, haramları hobur hobur götürdüğümüzde ne yapmış oluyoruz? Cenab-ı Hakk'a eziyet etmiş oluyoruz. Bunu böyle kabul etmek lazımdır. Bu bakımdan kıymetli dostlar, iman birinci en önemli görevdir. Ondan sonra imana uygun bir hayatı benimsemek. Hani zaman zaman sohbetlerimde söyledim. Yeri geldiği için söylüyorum. Güvercin kiliseye girmiş, haçın üzerine konmuş ve kirletmiş onu. Papaz emretmiş, güvercini bana getirin demiş. Güvercini getirmişler. Almış eline güvercini demiş ki, güvercin, eğer sen Müslüman güverciniysen kiliseye ne işin var? Buraya niye geldin? Eğer Hristiyan güvercinsen o zaman haçın üzerine niye kirlettin? Şimdi biz de Allah'a ve Resulüne inandıktan sonra güvercin gibi olmamak lazım. Ne demek? Yani inancımıza ters bir yerde olmamalıyız. Şimdi geçen de bir dost ziyareti yaptığımızda oradaki bir kardeşimiz daha önce
yurt dışında kendileriyle ticarete gittiği bir gruptan bahsetti. Dedi ki namazlarını kılarlardı, niyazlarını kılarlardı, çok hassaslardı, aksatmazlardı. Ama şey bittikten sonra, organize bittikten sonra bir akşam, en son akşam şeye giderdi, baloya giderdi, bizi de götürürlerdi. Ben diyor o zaman da zaten namaz kılmazdım dedi. Baloya giderdi, baktım ki o baloda herkes orada. O namazını kılanlar da orada, dervişler de orada. Dedim ki ya tamam hani ben tamam da sizin ne işiniz var burada? Demişler biz seferiyiz. Şimdi seferi olunca nasıl oluyor bilmiyorum tabii. Bu işin seferiliği var mıdır yok mudur? Karada, havada, denizde her zaman ve her yerde Allah var mıdır? Görüyor mudur? Kontrol kapsamaları bir yere gidersin telefon çekmeyebilir. Bir yere gidersin internet çekmeyebilir. Kapsama alanı dışındadır. Ama bana yerin dibinde, göklerin üzerinde, ikisinin arasında milimetrelik bir yer gösterebilir misin ki Allah'ın kapsama alanı dışında dururuz? Haşa. Allah-u Teala'nın kapsama alanı dışında olan hiçbir yer yoktur. Zaman yoktur, mekan yoktur. O zaman imandan sonra ne gerekiyormuş? İstikamet. İstikamet ne demektir? İnanıyorum ki sen beni görüyorsun, biliyorsun, yaptıklarımı kayda alıyorsun, kameraya alıyorsun, sesli, canlı, hepsini kameraya alıyorsun. Ben senin istediğin gibi yaşayacağım. İşte buna istikamet deniyor kıymetli dostlar. Tabi kuldur beşer elbet şaşar eyler hata dörder beşer denmiştir. Kuldur ayağı kaymaz mı? Düz yolda giderken insan istemeden de ayağı kayabiliyor. Ama kayan insan kaydıktan sonra yere yatmıyor ki. Nasıl olsa düştüm yere burada yatayım kimse demiyor ki. Kayan adam ne yapmaya çalışıyor? Hemen ayağa kalkmaya çalışıyor değil mi? Elimden tutuyor. Veya biz görsek adamı yere yatmış. Ne yapıyoruz? Tutuyoruz adamı kaldırıyoruz. Demek yani nasıl olsa düştüm yere yatayım aşağı kimse demez. Öyleyse insan iman yolunda yürürken istikamet üzere gitmesi gerekirken bir yerde kaydı. Nefis kaydı, kandırdı onu, şeytan kandırdı onu, kaydı düştü. Nasıl olsa kaydım, yatayım burada aşağı demez, dememeli yani. Hemen kalkmalı, tevbe-i istiğfar etmeli, yanlış yaptım demeli. Efendim o düşmekten mütevellit kırık varsa, çıkık varsa, yara varsa onların tedavisini yapması lazım. Hep öyle yapmıyor muyuz? Bir tarafımız kırılsa hemen ayağımızı ne yapıyoruz? Alçıya alıyoruz, sargıya alıyoruz, doktora gidiyoruz, film çektiriyoruz, tedavisine bakıyoruz. İnnellezine kâlû rabbunallah, Rabbimiz Allah'tır deyip Allah'a inancını kâmilen kalbine yerleştirmiş. Sümme, bu inancını kalbine yerleştirdikten sonra istikamu nasıl Allah emrediyorsa o şekilde hayatını tanzim ediyor. Hanım, şimdiye kadar ben seni çok dinledim ama şimdi sen de ben de ikimiz de Allah'ı dinleyeceğiz. Çocuklar, şimdiye kadar ben sizi çok dinledim ama şimdi siz de ben de hepimiz Allah'ı dinleyeceğiz. Bunu söyleyebilmek lazım. Allah'ı dinlemediğiniz yerde ben de sizi dinlemem demesini de bilmek lazım. Usulüne uygun bir şekilde. Allah'ı dinlemediğiniz yerde ben de sizi dinlemem demesini de bilmek lazım. Buna ne diyoruz arkadaşlar? İstikamet diyoruz. Mevla Celle ve Ala Hazretleri, imanı tamam, istikameti de tamam olan kullarım var ya, tamam bunlar imtihanı iki yönüyle kazanmışlardır. Tetenezzelu aleyhimul melaike, bunlar öleceği zaman melekler, rahmet meleklerini ben bunlara gönderirim. Ey meleklerim hadi koşun bakın, dostum geliyor, koşun koşun. İmdadına koşun. Onu sevdiklerinden ayrılıyor, eşinden ayrılıyor, çocuklarından ayrılıyor. 50 sene, 60 sene, 70 sene, 80 sene yaşadığı atmosferden, evinden ayrılıyor. O şimdi bir garip yolculuğa çıkarken üzülür, strese girebilir. Koşun imdadına koşun. Melekler gelir. Tetenezzelu aleyhimul melaike. Okunan ayetin manası. Peki gelen melekleri Allah gönderiyor. Melekler iner de iner o insana. Ne demek için inerler? En. Şunu söyler. La tehafu ve la tehzenu. Bir. Korkma kardeşim. Korkma korkma. Gideceğin yerde senin için korkunç bir manzara yoktu. Korkma. Allah bizi gönderdi korkmaman için. Korkma sana demek için Allah bizi gönderdi. Bir. İkincisi ve la tehzenu. Sakın ha strese mitrese girme. Eşimi kaybettim, çocuklarımı kaybettim. Yok öyle bir şey yok. Sen şimdi gidiyorsun ya, çok daha iyisine gidiyorsun, çok daha güzeline gidiyorsun. Stres yok, korku yok. Stresin olmadığı, korkun olmadığı yere doğru gidiyorsun. Sen ki imanda, sen ki amelde istikametten ayrılmadın. Allah bizi sana gönderdi. Bu haberi sana vermek için. Birinci haber neydi? Korkmayacaksın. İkinci haber neydi? Üzülmeyeceksin, strese girmeyeceksin. Üçüncüsü, ve ebşirû bil cennet.
müjdesine cennete doğru gidiyorsun. Bu yolculuk cennete gidiş yolculuğudur. Giriyorsun bir yola, bir hareket başlıyor şimdi. Elbiselerini çıkaracaklar, çeneni bağlayacaklar, ayaklarını bağlayacaklar, suyunu ısıtacaklar, gasilhanede gassal çalışacak, kefenci kefenini kesecek. Bir hareket var, bir çalışma var. Bu hareket yolculuk hareketi. Hacca gidenlerin bir hazırlığı var ya, işte bu insanda bir hazırlığı vardır. Hacca giden hacca gitmek için hazırlık yapıyor. Bu insanın hazırlıklarını biz yapıyoruz. Yani ölenin hazırlıklarını biz yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Elbiselerini soyuyoruz. Atletini matletini çıkarıyoruz. Çenesini bağlıyoruz. Ellerini esas duruşa getiriyoruz. Ayak parmaklarını bağlıyoruz. Gasilhanede suyunu ısıtıyor. Bu gasilhaneye koyuyoruz, yıkıyoruz, yağlıyoruz. Tabiri caizse poşetliyoruz. Kefenin içerisinde bir yolculuk başladı. Diyor ki melekler, bak şimdi bir yolculuk başlayacak senin için. Ve ebşirû bil cennet. Müjde sana, cennete gidiyorsun, sakın ha. Yıkanacaksın, kefenleneceksin, toprağa gideceksin. Korkma, üzülme. Cennete gidiyorsun, sana müjde. Nahnu evliyâküm. Bu üç. Dördüncü söyledikleri garanti. Nahnu evliyâküm fil hayâti dünya ve fil âhire. Bak. Dünyada sen yaşarken Allah seni bize tanıtmıştı. İsmen seni tanıtmıştı. Biz seni seviyorduk ve seni tanıyorduk, biliyorduk. Biz senin dünyada dostunduk. Seni takip ediyorduk. Şimdi biz sana söylüyoruz, bak yarın ahirette biz senin yanına damlayacağız. Ölürken geldik ya senin yanına. Sen diriltildiğin zaman biz senin yanına geleceğiz. Biz senin Allah tarafından görevli dostlarınız diyecekler. Ne dersiniz arkadaşlar? Yarın ahirette bu insan diriltildiği zaman yanında rahmet melekleri diriliyor. Biz dünyada senin dostunduk, burada da senin dostunuz. Allah bizi görevlendirdi diyecek. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَشْتِهِ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَدَّعُونَ Ahirette, cennette ne isterseniz bulacaksınız, ne arzu ederseniz ulaşacaksınız. Orada sizin için arzu edip de bulamadığınız, isteyip de ulaşamadığınız hiçbir şey olmayacaktır. Dolayısıyla bir insan arzu ettiğini bulamayınca strese girer. Elde ettiği güzellikler kaybolur endişesi varsa korkuya girer. Ne korku var, ne üzüntü var. Sınırsız bir lütuf hayatı başlamıştır orada. Nüzulen min gafurir rahim, ziyade bağışlayıcı ve ziyade merhamet sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve keremi olarak bu güzellikler sizlere ikram edilmiştir. Şimdi bütün bu saydığımız korkma, üzülme, efendim müjde sana, cennete gidiyorsun. Biz senin dünyada dostunduk, ahirette diriltilir diriltilmez bizim senin yanında göreceksin. Mahşerde biz seni sevk edeceğiz, gideceğin yere doğru sevk edeceğiz. Orada ne arzu edersen bulacaksın, her istediğine ulaşacaksın. Yok diye bir şey senin için arzu ettiğin halde, istediğin halde yok diye bir şeyle asla karşılaşmayacaksın. Bu garantileri veren melekler Allah-u Teala'nın bu sana ikramıdır. Nüzulen min gafurir rahim. Ziyade bağışlayıcı olan ve çok merhamet sahibi olan Allah-u Teala'nın sana bunlar ikramıdır. Bizi de o gönderdi. Efendim bizi de o vazifelendirdi. Böyle sınırsız bir mükafatı sana müjde olarak vermemizi haber verdi diyor. Okunan ayeti kerimede, ayeti kerimeler devam ediyor. Bu kadarla ben iktifa ediyorum. Bu kadar tadında kalmış olsun. Hatırımızda da iyi kalmış olur. Rabbim Celle Celaluhu imanla alakalı olan, ameli salihle alakalı olan, istikametle alakalı olan bu vazifeleri hakkıyla yerine getirmeye ve neticesinde bu güzel müjdelere erişebilmeye, emniyet ve huzur içerisinde ilk cennete girenlerle girebilmeye her birimizi muvaffak eylesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.